Göktaşı saatte 61 bin kilometre hızla hareket ediyordu. Bilim insanları, Dünya'ya GPS uydularından bile fazla yaklaşan bir göktaşı tespit etti. 2022 FD1 adı verilen asteroidin ancak bu kadar yakındayken saptanabilmesi uzmanları alarma geçirdi. Asteroidin gezegene 8700 kilometre kadar yaklaştığı bildirildi. GPS uyduları genellikle 20.000 kilometre kadar yüksekte konuşlandırılıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu ise yüzeyden 400 kilometre yüksekte. Gökbilimciler, asteroidin istasyona ve içindeki astronotlara zarar verecek kadar yaklaşmadığı için şanslı hissettiklerini belirtiyor. Gökbilimci Christian Sarnedzki, 25 Mart 2022'de Dünya atmosferini sıyıran göktaşını duyuran ilk kişi oldu. Gökbilimci asteroidi, Macaristan'daki Piskesteto gözlemevinde tespit etti. Sarnedzki onu gördüğünde, göktaşı Güney Pasifik Okyanusu'nun üzerinden geçiyordu. Dünyanın farklı bölgelerinden bilim insanları da, asteroidi saatte 61 bin kilometre hızla hareket ederken gözlemlemeyi başardı. NASA'nın arşivine göre 2022 FD1, Dünya'nın bu denli yakınından geçen 13. göktaşı oldu. Göktaşının neredeyse bir buzdolabı büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor. Önceki haftalarda Dünya atmosferine giren ve İzlanda üzerinde yanarak yok olan göktaşı da bu boyuttaydı. Tıpkı 2022 FD1 gibi son anda tespit edilebilmişti. İlginç şekilde o göktaşını ilk gözlemleyen kişi de Sarnedzki olmuştu. Asteroide 2022 EB5 adı verilmişti. Bu tipteki asteroitlerin son anda tespit edilebilmesi ürkütücü. Zira gökbilimciler, Dünya'ya çarpabilecek ve canlılara zarar verebilecek bazı göktaşlarının da gezegene hiç fark edilmeden yaklaşabileceğini ifade ediyor. Ayrıca, NASA her 10 ayda bir 2022 FD1 büyüklüğünde bir göktaşının Dünya'ya yaklaştığını belirtiyor. Bu nedenle 2022 FD1 ve 2022 EB5'in sadece 2 hafta arayla gözlemlenmesi de endişe yaratabilir. Ancak bazı uzmanlar bunu giderek güçlendirilen gözlem araçlarının artık daha fazla göktaşını tespit edebildiğinin göstergesi olarak değerlendiriyor. Bu da gelecekte Dünya için tehdit oluşturabilecek göktaşlarının daha erken saptanabileceği anlamına geliyor.